İyi akşamlar dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Görüntüler Semerkant'tan. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. toplantısı Özbekistan'da yapıldı. Bugünkü toplantıda ekonomi bakanları toplanmış durumda. Yarın ve ondan sonraki gün ise cumhurbaşkanları toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlarının toplantısı ile ilgili şunu söyleyelim. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi 10 ila 11 Kasım'daki asıl toplantı 11 Kasım'da yapılacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde Türk medeniyeti için yeni dönem, ortak kalkınma ve refaha doğru temasıyla düzenlenecek zirve için hazırlıklar devam ediyor. Tarihi büyük İpek Yolu güzergahındaki şehrin önemli merkezleri ve caddeleri zirveye katılacak ülkelerin bayraklarıyla donatılmış durumda. Liderlerin aile fotoğrafı çektirmesi beklenen Registan Meydanı ve şehrin ana caddelerinde de çalışmalar devam ediyor. Zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, eski Türkmenistan Devlet Başkanı aynı zamanda Türkmenistan Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Kurban Kuluberdi Muhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'da katılım sağlayacak. Daha öncesinde Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi adıyla 8 kez toplantı yapılmış ve geçen toplantıda İstanbul'da alınan kararla Türk Devletleri Teşkilatı olarak isim değiştirilmişti. Zirveye üye ülkeler dostlar Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Erdoğan'a Türk dünyası Ali Nişanı'nı takdim edecek. Ayrıca Erdoğan da Mirziyoyev tarafından milli nişanla ödüllendirilecek. Zirvede üye ülkelerin belirlediği adaylar arasında seçilecek kişiye Alişir Nevai ödülü verilecek. Türkiye'deki komisyonda dostlar kimler var derseniz Profesör Doktor İskender Pala, yine Aziz Sancar'ın da yer alması bekleniyor. Zirvede ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanındaki projelerde görüşülmüş olacak. Bu bağlamda Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor. Toplantıda geçen yıl İstanbul'da düzenlenen zirvede alınan kararların da bir an önce uygulanması ve teşkilata resmen üyelik başvurusu yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üyeliğinin görüşülmesi ve Türk Yatırım Fonu kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması da öngörülüyor. Yani dolayısıyla muhtemelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu birliğe üye olmuş olacak. Bir diğer haber dostlar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin'e gelen Paraguay Devlet Başkanı resmi törenle kabul ediyor. Yunanistan'a gidiyoruz. Yunanistan'da işçi ve memur sendikaları artan fiyatlar ve hayat pahalılığına dikkat çekmek için 24 saatlik genel greve gitti. Grev kapsamında toplu taşıma araçlarının günün belli saatlerinde iş bıraktığı belirtiliyor. Başkent Atina'da taksiler ise gün boyunca hizmet vermeme kararı aldı. Deniz yolları ulaşımı da 24 saatine durdurulmuş durumda. Yunanistan'da işçi ve memur sendikaları grev yaparken daha sonrasında gösteri yürüyüşü sırasında olaylar çıktı. Göstericiler güvenlik güçlerine sert şekilde karşılık veriyor. Diğer haber, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbazov'la Kültür ve Turizm Bakanı arasında görüşme yapıldı. Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşan Ersoy, İsrail Turizm Bakanı ile bir araya geldik açıklamasını yapıyor. Azerbaycan'da Devlet Bayrak Günü kutlamaları yapıldı. Kutlamalar kapsamında Hazar kıyısındaki ulusal parkta çeşitli etkinlikler düzenlenirken marşlar seslendirildi. Buradan görüntüyü görmektesiniz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam ediyor. Bir grup çevreci de konferansın düzenlendiği Uluslararası Kongre Merkezi'nin önünde gösteri düzenledi. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada nükleer, kimyasal ve biyolojik savunma birliklerinin yani KBRN keşif timinin an itibariyle veri toplamak, işlemek ve analiz etmek için yurt içinde üretilen analitik hesaplama istasyonunun nasıl kullandığına yönelik video paylaşılıyor. İran ordusundan göstericilere uyarı yapıldı. İran Kara Kuvvetleri Komutanı terörist Haydari konuşuyor. Yaptığı açıklamada Hamane'nin talimatı üzerine göstericilere sert müdahalede bulunulmadığını iddia ediyor. Daha sonrasında yaptığı açıklamada mücadele emri verildiği gün ülkede giremeyeceğimiz yer kalmayacak açıklamasını yapıyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA Hava Kuvvetleri tarafından propaganda videosunun paylaşıldığını görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yakın Doğu işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich de
terörist Mazlum Abdi ile görüşme gerçekleştiriyor. Bir diğer haber, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından bugün şu açıklama yapılıyor. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Kor General Feyyad el-Ruveyn'in Yunanistan Ulusal Savunma Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'u kabul ettiği ve toplantıda ortak çıkar konularının ele alındığı duyuruldu. Görüşmede iki dost ülke arasında özellikle savunma ve askeri alanda işbirliği ve ortak çalışma ilişkilerinin ele alındığı tartışmanın yaşandığı da not düşülmüş. Bunun dışında dostlar, İran tarafından yapılan açıklamada özellikle Azerbaycan tehdit edilmeye devam ediyor. İran yönetimi çeşitli yollarla Azerbaycan'ı tehdit etmeye devam ederken Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi, hatta tır şoförleri bile ölümle tehdit edildi. Azerbaycan'a karşı en ufak hatanın bedeli çok ağır olacak. Umarız ard arda hatalar yapan İran böyle bir aptallık yapmaz değerlendirmesi yapılıyor. Sizlere dostlar, Güney Azerbaycan Türklerinden Eryer Türkiye'nin yeni videosuyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Selamlar ve saygılar. Bildiğiniz gibi 43 ilden çoktur ki Gaddar İran Fars Molla rejiminin eli bölgede olan Müslümanların kanına bulanmıştır. Bu İran Fars Molla rejimi hiçbir zaman Müslüman ve hatta Türklerin dostluğu olabilmemiştir. Özellikle Kuzey Azerbaycanımızda farklı zararlar türetmeye çalışmıştır. İllerden boyu Ermənistan'a, qasib ve işgalçı Ermənistan'a destek vermeye çalışmıştır. Bu destek vermeler hem 1. Qarabağ savaşında hem 2. Qarabağ savaşında tamamıyla milletin tarafından deşifre ve ifşa olunmuştur. Hatta bildiğiniz gibi İran Azerbaycan içerisinde bazı satılmış insanları alıp casus yetirip ve onları Azerbaycan'ın zararına kullanarak ve ayrıca oradan alan bilgileri Ermənistan'a göndermeye çalışmıştır. Ama güclü Azerbaycan devleti her zaman bu oyunları pozmuştur, casusları gözaltına almıştır ve ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev gördüğü her bir programda, siyasi programda da İran yetkililerine bunları uyarmıştır. Ama ona rağmen İran rejimi Ermənistan sevdasından el çekmemiştir ve her zaman geldiğinde Ermənistan'a destek vermiştir. Unutmadık ki 2. Qarabağ Savaşı'nda o kadar şehit verdiğimize, Müslüman şehit verdiğimize rağmen İran Ermənistan'a veya silahlı təchizlər gönderirdi ki Güney Azerbaycan'da olan soydaşlarımız onları ifşa edip ve Təbriz, Ərdəbil, Urmiye, Zəncan, Qəzvin, hatta Tehran'da protestolar ve aksiyalar geçirdiler. Hatta gördüğünüz gibi 2 hafta önce İran getirip askerlerini, Fars askerlerini Araz sayın qırağını yığmaqla Azerbaycan'ı hedelemek istedi. Ama Azerbaycanımız da bunları görmezden gelmeyip ve gereken cevabı askeri tətbiqatla Araz sayın qırağında İran rejimine vermektedir. Bunu unutmayalım ki, İran ne kadar casus ve satılmış insanları getirip İran içerisinde veya Azerbaycan'ın içerisinde yetirip Azerbaycan'a zarar vermek istese de Güney Azerbaycan 40 milyon Türklüğü her zaman ayıqdır. Azerbaycan'daki, Kuzey Azerbaycan'daki soydaşlarımızın yanındadır. Ve eminim ki çok az zamanda İran bu ettiklerinin bedelini çok ağır şekilde ödeyecektir. Ve Güney Azerbaycan bağımsızlığına kavuşacaktır. Çok sağ olun.